Evet, İstanbul Tabip Odası'nın böyle bir uyarıda bulunmasını gerektirecek ölçüde büyük bir riskle mi karşı karşıyayız kızamıkla ilgili olarak? Soralım hemen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan bizimle birlikte olacak. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nedir risk tam olarak kızamıkta? Yeni bir salgından mı söz ediyoruz? Nedir tespitiniz? Aslında tabii olayın tek boyutu kızamık değil. Türkiye'de aşılama oranlarında bir düşüş var. Nitekim Sağlık Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre ki 2020'yi kapsıyor, %98 iken üçüncü doz aşılama oranı, bu 2023'te Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği oran %96. Şimdi neden kızamıkla başladı bu iş? Hep dedik ki salgın sırasında aşıyla korunabilen hastalıkların hepsinin salgın yapma riski var. Kızamığın özelliği, kızamık bunların içerisinde en bulaşıcı olanı. Dolayısıyla ilk kızamık çıkar, İşte su çiçeği vakaları artar. Arkasından daha az bulaşıcı olan çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıkları görmeye başlarsınız. Ve bunun maalesef birinci sırada nedeni, tabip odasında bildirdiği gibi, toplumda artan aşı kararsızlığı. Çünkü ülkenin hiçbir döneminde aşıyla ilgili yalanlar üretmek, söylemek bu kadar rahat olmamıştı. Bu aşı reddeden aile sayısı 2011'de işte 183'ten bugün artık öyle bir noktaya geldi ki bakanlığın son bildirdiği rakam 2017 yılına ait %40 bin civarında, ama bunun daha da arttığını görüyoruz. Tabii burada pandemi aşılarıyla ilgili konuşulanlar maalesef çocuk aşılarını da etkiliyor. Ve şu anda bir salgın var mıdır? Kızamık salgını vardır. Çünkü salgın demek beklediğinizden daha çok vaka Ne oranda görülmesi. arttı hocam mesela? Sizin hani Tabii. gözleminiz nedir? Daha öncesinde ne kadar vakaya rastlıyordunuz? Şu anda ne kadar vakaya Vallahi. rastlıyorsunuz? Ve ölüm olaylarından da söz ediliyor. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi bir defa bizim gördüğümüz, biz aşağı yukarı 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü kızamığı elimine etmeye ve aşı faaliyetlerini artırmaya karar verdi. Biz de ülke olarak uyduk buna ve o zamandan itibaren kızamık vakaları çok nadir görülüyordu. Örneğin işte 2007 ile 2011 arasında 4 ile 7 arasında yıllık kızamık vakası vardı Türkiye'nin. Ancak 2013'te bir salgın oldu. İşte Türkiye'de İstanbul'dan başlayan ve bu düzensiz göçmenlerin de yayılımına hizmet ettiği bir salgın gördük. Sonra 2019'da bir vaka artışı gördük. 2009 civarında Türkiye'nin vakası oldu. Sonra 2020'de hatırlarsınız pandeminin ilk yılı ve okullar kapandı, maskeler yoğun bir şekilde takıldı ve 50 vakaya düştü bu. 2000, yani Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği kızamık sayısı 50. Şimdi Türkiye'ye ilişkin böyle bir açıklama yok. Bu rakamları da ancak Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği rakamlardan alıyoruz biz. O da işte İlk 3 ayına ait, 2023'ün ilk 3 ayında sadece 477 civarında vaka bildirilmiş. Tabii dünyada kızamık aşı sayesinde çok azalmıştı. Ve böyle milyonlarca ölümden her yıl, geçen sene bildirilen ölüm sayısı 184 bin dünyada. Ama aşılama oranlarımız düştükçe bu 184 bin ölümün birkaç tanesinin Türkiye'de olması da beklenir zaten. Biz açıkçası tıp fakültesinde bu işin işte eğitimini veren insanlar olarak kızamık vakalarını öğretemedik öğrencilerimize. Çünkü vaka yoktu. Yani görsel olarak bakın bu kızamık vakası şöyle görülür diye anlatamadık. Oysa
Bu birkaç ay içerisinde iki tane kızamık satürresi geçiren çocuk yatırdık. Yani herkesin bu şekilde bir gözlemi var. Ama bunlar gerçek rakamlardan daha düşük rakamlar. Çünkü biraz önce de dediğim gibi hekimlerin kızamığı, özellikle son 20 yılda mezun olan hekimlerin kızamık vakası görmeden mezun olması nedeniyle hekimlerin de bir eğitime ihtiyacı var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken bazı işler var. Bunların içerisinde özellikle son 20 yılda mezun olan hekimlere kızamığı anlatmak, evet, eğitimini vermek de var. Şimdi ölümcül de olabiliyor anladığımız kadarıyla hocam. İki çocuğun hayatını kaybettiği ve bir hastanede de özel bir birim açıldığı haberleri var mesela. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Şimdi İstanbul'da daha çok işte bu tip haberler var. Ankara'da buna ihtiyaç duymadık ama dediğim gibi yani son 20 yılla kıyasladığımızda daha fazla kızamık vakaları görüyoruz biz de. Ama kızamık ciddiye alınması gereken ağır bir hastalıktır. Bir defa her 1000 vakadan bir tanesinin ölüm riski var. Her 1000 vakadan bir tanesinde beyin iltihabı riski var. Ve her 20 vakadan bir tanesinde de en çok ölüme yol açan sekeli, kızamığın zatürre riski var. Dolayısıyla 447 sadece 3 ayda vaka gördüğünüze göre, evet, birkaç tane ölüm vakası, birkaç tane beyin iltihabı ve çok sayıda zatürre görürsünüz. Ama bir başka önemli risk de şu: SSP diye bir hastalık var. Bu çok haber olduğu bir dönem, işte o aileler çok perişan durumda çünkü kesin bir tedavisi yok. Ve maalesef çocuk kızamık geçirdikten 7 ile 10 sene sonra beynindeki fonksiyon kaybıyla, ama bunların farkına vararak, çünkü bilinç durumunu etkilemiyor, motor kayıp oluyor ve yavaş yavaş eriyerek hayatını kaybediyor. Şimdi bunlar da kızamığın aşı sayesinde azalma sonucu görülmüyordu. Ama eğer böyle giderse bu SSP vakalarını yeniden göreceğiz. Ve Allah kimsenin başına vermesin. Bir SSP'li vaka aile için yıkımdır. Biz bunları yakından, evet, görüyoruz. Evet. Yaşıyoruz ailelerle. Peki hocam şimdi... Böyle bir hisleri var. Bizim zamanımızda, eskilerden söz ediyorum tabii, takdir edersiniz ki, böyle okulda falan bir sıraya girerdik. Hepimizi sırayla aşılarlardı. Geçip giderdik. Yani bir zorunlu aşı kavramı vardı aslında ve kızamık da bunlardan biri. Hali hazırda bu öyle değil mi? Yani bir zorunlu aşı kapsamında değil mi artık, evet, aşılar? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çiçek aşısı, ki o ta işte 1924'teki Umumi Sağ Kanunu'nda zorunluydu. Onun dışında aslında hiç zorunlu aşı uygulaması olmadı. Yani bu konuda bir yanlış anlama var. Gönüllülük esasına dayanıyordu ama halkta aşıya karşı bir kararsızlık yoktu. Aynen dediğiniz gibi mesela okul aşıları için gelinirdi. Kimse itiraz etmezdi ve uluslararası hukuka göre de itiraz etmemek zaten kabul anlamına gelir aşılamada. Dolayısıyla yapılırdı bunlar. Ama şimdi işte form isteniyor aileden, aile izin vermiyor. Zaten o okul aşıları da artık okullaşma oranı şeye de yükseldiği için ana sınıflarında 4-6 yaş arasına kaydı ve aile hekimi tarafından, hı hı, yapılıyor. Tabii yeni sağlık sisteminin işte bir zararı da maalesef aşılamada ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü bir çocuğun aşılanabilmesi için mutlaka bir aile hekiminde kaydı olması lazım. Oysa bu düzensiz göçmenlerin falan kaydı yok. Düzensiz göçmenlerin kaydı falan yok. Dolayısıyla onlar aşılanamıyor. Hı hı. Yani bunları ancak toplum sağlığı merkezlerinin gayretiyle işte aşılanmaya çalışılıyor ama orada tabii çok büyük yetersizlik var. Eski sosyalizasyon sistemi böyle değildi. Ebeler ev ev dolaşır, hiç kayda falan bakmadan
aşılarlardı ama şimdi oldukça sıkıntı var bu işte. Peki şimdi bütün... ciddi bir riskle karşı karşıya isek eğer, her geçen gün büyüyebileceğini de zannediyorum, tahmin etmek güç değil eğer gerekli önlemler alınmazsa. Bize düşen nedir? Bunu yaş aralığı üzerinden de değerlendirirseniz sevinirim aslında. Evet. Sadece çocukluk çağı için mi düşünülmeli, yoksa bir biçimde geçmişte bu aşıyı olmamış olanlar olabilir, yetişkinleri ne ölçüde tehdit ediyor? Hani aşı olma noktasında bize düşen nedir hocam? Şimdi birincisi, bir defa en büyük risk grubu ilk 5 yaş grubu, 0-5 yaş grubu. Dolayısıyla bunlar geçirdiği zaman daha ağır seyrediyorlar. İkinci büyük risk grubu yetişkinler. Sizin de söylediğiniz gibi yetişkinler kızamık geçirdiğinde daha ağır seyrediyor. O yüzden de insanların sadece bu aşıyı değil, bu aşı çünkü tek bir aşı olarak artık yapılmıyor. Kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı şeklinde uygulama. Dolayısıyla tek bir aşı yaptırdığınız zaman kızamıkçıktan da korunuyorsunuz. Kızamıkçığın insanlar farkında değil ama biz kızamıkçığı elimine edene kadar çok sayıda işte gebeyken kızamıkçık geçirip bebeği anomalili doğan, sakat doğan çok sayıda aile görürdük. Yine aşı sayesinde bunlar da bitti. Ama şimdi eğer böyle devam edersek bunlar da artacak. Bir diğer önemli nokta da şu, şimdi aile ne yapabilir? Açıkçası ailenin çocuğuna hemen aşılatmaması, aşılatmak dışında yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü 12. ayda ve 4-6 yaş arasında 2 doz aşı yaptırması lazım. Çünkü çok bulaşıcı. Yani hı hı. Şöyle tahayyül edin, COVID'in bulaşıcılık katsayısı 3'tü. Kızamığın 16-18. Yani COVID'den 6-7 kat daha bulaşıcı bir hastalıktan söz ediyoruz burada. Dolayısıyla hani önlem alarak, çocuğuna dikkat ederek falan koruyamazlar. Ya da bir vitamin alarak falan, işte ancak A vitamini eksikliği olduğu olan ülkelerde kızamık daha ağır seyrediyor, özellikle göz bulguları. Bizde eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsa doktor ona A vitamini verebilir ama şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi bir defa devletin yapması gereken işler ağırlıklı. Devlet son derece düzgün yürüyen evet. bir sistem vardı. Aşı kararsızlığıyla mücadele komisyonu kuruldu bakanlıkta. Kızamık Eliminasyon Komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Ben de o komisyonun üyesiyim. Ama biz Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin durumuyla ilgili raporları hazırlayıp bildiriyorduk. Şimdi artık bize gelmiyor. Sanıyorum bakanlık kendisi direkt gönderiyor. Ve bu sistemlerin tekrar kurulması, aşı kararsızlığıyla mücadele için bir evet. proje başlatılması... Hem hekimlerin, yeni hekimlerin hem de halkın kızamığı öğrenmesi lazım ki şüphelensin, götürsün. Şu andaki bilgiyle söyleyeceğimiz, ateşi ve döküntüsü varsa çocuğun mutlaka bir evet. hekime peki. gitsinler ve bakılsın. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız Cahit. İçin, uyarınız için. Sağ olunuz. Biz de bir farkındalığa en azından katkıda bulunmuş olalım bu söyleşiyle. Belki hiç kimseyi zorlayamayız ama en azından kendini koruma kararında olan insanlar açısından böyle bir riskin olduğu hatırlatmasını yapmış olalım. Sağ olunuz, görüşmek üzere.